Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me. Yarın büyük bir gün. Biraz heyecanlıyım. Yarın oturum izimi uzatıyorum. Oturum izimi uzatırken neler isteniyor, neler götürüyorum. Hepsini tek tek gelin bir bakalım. Benim bir videomu ilk defa açıyorsanız, ben bir senedir Almanya'dayım. Yüksek lisansıma başladım. Şu anda yüksek lisans yapıyorum. Birinci semestrimi bitirdim. Bu arada ben Duisburg şehrinde yaşıyorum. Duisburg şehrinin şöyle bir web sitesine giriyorsunuz. Sonra siz böyle bir ekran karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi oturum izni uzatma ile ilgili bir sekme var. Buradan da stüdyuma giriyoruz. İndirdi. Ben daha önce indirmiştim. 4 tane yazan, bunların hepsi herkes için geçerli. Bakın burada ilk başta bir tane bir belge var. Bu belgeyi de dosyanın içinde var. Şöyle bir belge. Başvurduğunuza dair bir form dolduruyorsunuz. İkinci olarak pasaportunuz gerekiyor. Üçüncü olarak biyometrik fotoğraf, 6 ay önce çekilmiş olan. Dördüncü olarak da 100 euro para. Okuduğum için buraya geliyorum hemen. Buradan benim öğrenci belgem var. Öğrenci belgemi çıktı aldım. İkinci olarak şu belgeyi istiyorlar. Yani okulumuzun ne kadar süreceğine dair, yani yüksek lisansının kaç seneniz daha kaldığına dair bir belge istiyor. Bunu hiçbir şekilde alamadım. Parantez içinde okuldan alabilirsiniz diyor. Ama buradan alamadım. Transkribim gerekiyor. Transkribimi de zaten hallettim. Onu da öğrenci web sitemde var. Dördüncü olarak burada gene bir tane de bloke hesabı var. Şimdi arkadaşlar, burada bence en büyük, en sıkıntılı ve en çok soru olan bir soru vardır. Bir daha blok hesap açabiliyor muyuz? Yani en sondaki madde gerçekten en can alıcı bir madde ve gerçekten en zorlayan bir madde. Yani herkesin sıkıntı yaşadığı bir madde. Bu konuda biraz bilgim var. Bunu ben size aktarayım. Öncelikle arkadaşlar, ya sözleşmeli bir işiniz olması gerekiyor. Masraflarınızı karşılayabilecek parayı kazanabiliyor olmanız gerekiyor her ay. Burada tanıdığınız birisi varsa herhangi birisi size garantör olabilir. Bu belgeyle gidebilirsiniz. Üçüncü ve en zor olan, bankanıza tekrardan sıfırdan buraya geliyor gibi bloke hesap açarak bu belgeyle gitmeniz olacaktır. Tabii ki de ben burada garantörü seçtim. Çünkü benim abim burada tam zamanlı çalıştığı için o bana garantör olabiliyordu. Çok kolay bir şekilde o bana garantör oldu. Böyle bir sıkıntım kalktı benim aradan. Ve 6-7 ay önceki gelip çalışma izni almaya çalıştığım yere tekrar geldim. Bu sefer oturum iznimi umarım çok kolay bir şekilde uzatırım. Çalışma izninde bayağı zorluk çekmiştim. Tüm belgelerimi hazırladım. Sabah kalktım, güzel kahvaltımı yaptım. Trenime bindim. 1 saat erken geldim randevuya. Ne olur ne olmaz diye. Belki erkenden alırlar. Gene soracağım. Bu arada arkadaşlar, randevu burada çok kolay alınmıyor. Ben 1 ay önce almıştım. Hatta 1 ay 10 gün falan. Daha yeni randevum geldi. Ama şöyle bir şey var. Bu sabah telefonu açtım. Gene randevu sistemine girdim. Randevu vardı saat 9'da. Şimdi bana bir mail gelmişti bu randevumu hatırlatmak için. Ve diyor ki ilk saat içerisinde bunu kabul edin. Yoksa otomatikmen randevunuz iptal edilecektir diyor. Ben bunu kabul ettim tabii ki de. Demek ki o saat 9'da olan belki kabul etmedi. Belki kendi iptal etti ama kendiliğinden iptal oluyor ve yani böyle yabancılar dairesinin önüne gelip randevu sistemini açıp, çok acil işiniz varsa tabi randevu sistemini açıp bekleyebilirsiniz. Herhangi bir randevu iptal olursa direkt kabul edip direkt içeriye girebilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bir aklıma bir şey geldi yani. Sonuçta her sabah böyle elbette, tamam, bir gün denersiniz olmaz, ikinci gün olmaz, üçüncü gün olmaz, denemekte fayda var eğer acil işiniz varsa diyorum. Yoksa yani bir ay beklemeye hiç değmez. Bakın, yabancılar dairesi böyle bir şey gözüküyor yani, bilmiyorum. Garip, yazısı falan da yok. Burada arka çıkış kapısı, adamın çıktığı yer. Şimdi sordum, güvenliğe girebilir miyim dedim. 1 saat önce gelmişim. Giremez, biraz beklemen gerekiyor dedi.
sesleri duyuyor musunuz? Yani ne kadar güzel. Evet, 2 yıllık oturum iznimi uzatmış bulunmaktayım. Şimdi kartımı buradan gelip almak için bana bir randevu verecekler. Şimdi buradaki işlemlerim başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi tıraş oldum arkadaşlar. Biraz saçlarım çok kötüydü, uzamıştı. Sonunda oldum, zaman buldum ve geldim. Neyse, şimdi arkadaşlar oturum iznini nasıl 2 yıl uzattım? Benim abim ay garantör olduğu için o 5 yıl falan geçerli sanırım. O yüzden de ben 2 yıllık oturum izni direkt alabiliyorum. Normalde 1 senelik veriyorlar. Yani blok hesabını 1 senelik verdiğin için 1 senelik veriyorlar. Veya bir iş sözleşmesini 1 senelik verdiği için 1 senelik veriyorlar. Ve bu yüzden ben şanslıydım. Ben garantörle 2 senelik aldım. Buraya video eklemeliyim arkadaşlar. Çok güzel değilmiş bu görüntü. Şuraya bakın. Çok güzel bir binaymış çıkışı. Geldiğim en garip evlerden birisi, ev gibi değil, çok farklı birisi var. Şimdi video çekmeyeyim de, vay be, içerisi çok garip. Hop, kapısı bile otomatikmiş, kraliyet dairesi gibi bir şey. Şöyle kendimi çekiyormuş gibi çekeyim. Şöyle önden bir girişi var arkadaşlar. Yani şöyle bir girişiniz olabilir mi evi? Yani şuraya bir bakın. Şu görünüşe. Şurası girişi. Şöyle evler var. Şurada kapılar var. Girişi ve koskocaman. İçine girdim zaten. Acayip büyük. Burası ev. Yani ev değil. Nasıl diyeyim? Otel. Ne oteli ya? Yani apartman evler var. Yani apartmanlar var. Bir sürü hatta. 700 numaraya kadar gidiyor. Bakın koskocaman. Böyle bir şey ilk defa. Şöyle bir de arka kamerayla bir görüntü alayım. Burası evmiş. Çok garibime gitti. Yağmur yağıyor, ben kaçıyorum. Evet.